Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 1000 liraya satın aldığımız, elimde görmüş olduğunuz çakma telefona oyun yüklemeye çalışacağız. Günümüzde artık telefon fiyatları gerçekten çok pahalılaştı ve insanlar bu replika telefonları bir nebze de olsa oyun oynarım, fotoğraf çekebilirim bahaneleriyle yönlenmeye başladı. Bu telefonlar oyun anlamında, akışkanlık, günlük kullanım anlamında da bizlere hiçbir şey sunmayacak arkadaşlar. Zaten birazdan birçok şeye bakacağız. Yanılacağımı da düşünmüyorum çünkü daha önce 500 defa baktık ve 500'ünde de aynı sonuçta karşılaştık. Yani 1000 lira çöpe doğru gidiyor. Bizim de her zaman olduğu gibi amacımız şu, sizin 1000 liranız çöpe gitmesin. Biz sizin yerinize satın aldık. Zaten Çağdaş daha önce şöyle bir göz atmıştı bu telefon arkadaşlar. Şimdi gelin masamıza geçelim ve bu telefonu bir oyun yüklemeye çalışalım. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce bugünlerde oynayabileceğiniz güzel bir oyundan bahsedeceğim. Oyunun adı Raid Shadow Legends. Her şeyden önce oyun ücretsiz arkadaşlar. Oyunun gerçekten sağlam diyebileceğimiz bir hikayesi, günümüz çizgilerine uygun 3D grafik tarzı ve yükseldikçe çılgın özelliklerini keşfedebileceğiniz, üstüne üstlük kendi tarzınıza göre organize edebileceğiniz yüzlerce farklı şampiyonu var. Tabii sadece bununla kalmıyor. Oyun içerisinde PvP yapabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla bir takım kurup big bosslara karşı mücadele edebilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde sizi oyuna daha fazla bağlayacak olan böyle çok güçlü ödüllü ve değişik ödüllü farklı farklı turnuvalar düzenleniyor. Bu turnuvalar sonucunda da büyük ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Ek olarak tabii ki de arkadaşlar oyuna sağlam bir başlangıç yapabilmeniz için size sürprizler hazırladık. Videonun açıklama kısmında yer alan bağlantıya tıklayarak oyunu indirirseniz tam 50 bin gümüş ve oyun içerisinde epic diyebileceğimiz güçlü bir şampiyon sizlere hediye ediliyor. Ama şunu unutmayın, sadece açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayıp indirirseniz bu ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Çakma iPhone 10R önümde. Şu an bakalım buna bir oyun yüklenebilecek mi? Aslında ben buna bir oyun yükledim ama ona oyun diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir oyun deneyimi yok. Hızlıca açıyorum. Karşıma böyle bir sayfa geldi. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Reklam gibi bir şeyi bana yapıştırdı. Color Tower oynamak istiyor musun? İstiyorum ulan. Attı bizi ana sayfaya geriye ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Fake'den reklamı izletti. Parayı cukkaladı. Ondan sonra da hadi bay bay dedi. Ne yapıyorsan yap. Aslında Android ama değil diye düşünün siz bunu. Çünkü normal bir Android telefonu herhangi bir şey yükleyebilirsiniz. Buna yükleme şansınız yok. Hakkında geliyoruz. İsim iPhone. He iPhone. 64 GB kapasitesi var diyor. 46'sını kullanabilirsin diyor. Evet kesin öyledir. IMEI'si de burada kopyalayacak arkadaşlar. Bu IMEI kim bilir kaçıncı kopya arkadaşlar. Bize gelene kadar bir de bak utanmadan iOS 12.0 diyor ya. Sizin yazılımının güncel olduğunu. Kelimeye cümleye bakın arkadaşlar. Belirli bir listenin dışında oluşturulan yeni hatırlatmalar bu listeye varsayılan. Genelde yüklem kullanmamayı tercih etmişler. Yüklemden kıstıkları için maliyet de biraz ucuzlamış telefon. Burası komple İngilizce. Translate'i atmaya bile üşen burayı. Zaten bak Weibo'yu gördüğün zaman oradan bir kaçacaksın. Kesin Çin işi, çakma işi bir şeyler oluyor. Telefon yarı İngilizce, yarı yüklemsiz Türkçe arkadaşlar. Şimdi diyelim 1000 lira buna verdiniz arkadaşlar. Diyelim ki PUBG oynayacaksınız. Markete giriyorsunuz, girebilirsiniz. Wi-Fi'ye bağlandık bu arada. Bağlanmakta herhangi bir sorun yok. Bu loading hızı böyle saatlerce dönüyor. Kendi kendine şarjı bir anda %5'e falan düşüyor. 2 dakika takıyorsun %77 oluyor. %57. Videoya başlarken şarjı %77 idi bu arada. Bir de şarja baktıktan sonra telefonu geriye dönmek çok zor arkadaşlar. Geri dönüş olmayan bir yol. Bakın kaydırıyorum. Işıkta sorun yok. Sesi artırıp açabiliyorsunuz ama buradan geriye dönüşün maalesef yolu yok. Tek bir yolu var. Telefonun tuş kilidini kapatıp o iğrenç sese maruz kalıp tekrar açmak. Burada böyle bir tuş varmış. Bununla da geriye dönebiliyormuşuz. Deneyelim bakalım. Kardeş onu kaydırınca o tuş kayboluyor ya. Beni yine soktun sonsuz dehlizlere ya. App Store'a neden bağlanamadığı konusunda kimsenin herhangi bir fikri yok. Oyunlara girelim. Oyunlarda da bağlanamıyor. Burada mesela App'e girdiğiniz zaman işte eğlenceli oyunlar, Funny Games, en son yeniler bilmem ne vesaire vesaire var. Ama Funny Games'e girdiğiniz zaman WhatsApp geliyor. WhatsApp'ın eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorlar Çinli arkadaşlar herhalde. WeChat falan filan var. Biliyorum arkadaşlar herkes böyle bir telefonu alırım ben PUBG veya PUBG Lite gibi bir şeyler oynarım düşüncesine sahip. Bak PUBG Lite yazıyorsun zaten çok alakasız şeyler çıkıyor ya. Sadece PUBG yazalım. PUBG Mobile Lite. İndir abicim. Paketin ayrıştırılmasında bir sorun oluştu. Bu normalde 5 saat bekledikten sonra aha indi çalışacak diye biz beklerken 5 saatin sonunda bu yazıyı vermişti. PUBG oynayamazsan Subway Surf diye bir oyun var dedi. Onu oyna dedi. Bana şu an onu yüklüyor. Gerçekten sürprizlerle dolu bir telefon. Subway Surfers yüklendi. Bakalım açılacak mı? Loading ekranında bekliyoruz şu an. Bakalım uygulamayı yüklemesi ne kadar sürecek. Bu tarz telefonların reklamlarında genelde şöyle yapıyorlar. Açıyorlar böyle bir sağ sol yapıyorlar. Kamerayı bir gösteriyor gibi oluyorlar ama tam göstermiyorlar. Onun dışında hani oyunu oynayayım ben. Yok kameranın çektiği fotoğrafı göstereyim gibi şeyler olmuyor arkadaşlar. Aha Subway Surfers vallahi açıldı. Bakalım kayabiliyoruz. Bu oyunda bile birazcık gecikmeler yaşıyoruz. O da... Hop, sanki oyunda durdurma tuşuna basmışım gibi oluyor sürekli kendi kendine.
kendi kendine duruyor ya. Aha bak, kafa topu yazdım, ne çıktı Çağdaş? Airtime Top Up Pro diye bir şey varmış. Yok abi, oyun mu oyun yok bunda. Angry Birds indireyim. Olmayan saçma şeyleri buluyor, olan oyunlarda markete bağlanmıyor. Abi bunda oyun mu oyun, yalan arkadaşlar ya. Kendi games'ine gir. İndireyim de orada şey istiyor musun? Üçünü de indiriyor. Adamlar karakteri falan nereden çalacağını şaşırmışlar ya. Evet, oyun indi arkadaşlar, yükle diyor. Aha yüklendi. Açıyorum, yeni bir oyunumuz daha oldu böylece. Çok güzel. 7 saatte 2 oyun kurabildik. Böyle yanıt vermezsen bu ilişki yürümez ya. Baştan gireyim. Çıkan uygulamaları kapatayım. Apop var. Gir bakalım. Saldım ben artık bunu da. Mesela webtekno.com'a gireceksiniz. Tabii ki de webtekno uygulamasını indirmek gibi bir şeyi aklınızdan geçirmeyin. Tarayıcı üzerinden gireceğinizi varsayıyorum. Şuraya bir webtekno yazacağım. Klavye gelirse tabii. Klavye arada bir çıkıyor arkadaşlar. Her zaman bir klavye beklentisi içine girmeyin bu telefonlarda. Bak basıyorum. Şu an klavye gelmesi lazım ama gelmiyor. Hah geldi. Girelim. Sağ sol yapalım bakalım. Yavaş yavaş sağ sol yapabiliyor. Yani webde gezinmeyle de alakalı herhangi bir keyif beklemeyin. Bak burada bizim uygulamamız yeniden de hemen indir diye bir seçenek çıkıyor. Google Play'den indirin diyor. Play Store uygulamasında aç var. Bastım. Hadi. Çağdaş. Verdiğin telefona. Oğlum eskiden çakmalar bir de daha güzeldi sanki ya. Şimdi hep beraber ikna olmak açısından arkadaşlar bir de son kez Google Play APK'sı kurmayı deneyeceğim. O da olmazsa artık zaten ne hali varsa görsün. Tabii öncelikle bir klavyemizin gelmesi lazım. Telefon artık bilmiyorum sanki biraz kaşınıyormuş gibi bir hissiyat var bende. Kırılmıyor da yumrukla, galiba elim kırıldı. Aa bak, Siri ekranında da bu çıkıyor zaten. Allah senin gibi telefonu al. Oğlum kırılmıyor. Önüne ne biçim kağıttan yapmışlar önüne. Çok acayip plastik var lan önünde. Neyse arkadaşlar, çok da fazla uğraşmanın anlamı yok. İşte gördüğünüz üzere bu çakma telefonlara hiçbir şekilde oyun vesaire kuramıyorsunuz. Böyle bir hevesiniz varsa da bu iş içinde kullanılmıyor. Şimdi gelin karşı açıya tekrar geçelim ve yavaş yavaş da videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, videonun başında söylemiştim ve söylediğim her şey de tuttu. Telefon günlük kullanım açısından Subway Surfers dahil hiçbir şeyi bizlere doğru düzgün yaşatmıyor. Tabii ki de beklentiniz sadece iPhone'a benzesin, telefon çalışmasa da olursa tamam, onu karşılıyor ama onun dışında herhangi bir şeyi karşılamıyor. Normalde bu tarz telefonlarda tabii ki de bir teknik detay da vermek isterdim sizlere. Ancak teknik detayına ulaşabilmek için yükleyeceğiniz uygulamaları yükleme şansımız yok. Yani cümle zaten burada saçma arkadaşlar. Telefonun içinde ne var ne yok bunu görme şansımız dahi yok. Muhtemelen en uyduruk elde kalan işlemcileri koyuyorlar. İçine de böyle yalandan Android sisteminin çok dandik bir versiyonunu yüklüyorlar. Ve biz onun içinde artık Subway Surfers oynamaya çalışırız. Ya da yükleyemediğimiz diğer oyunlara mı bakarız? Orası sizin bileceğiniz iş. Ama her zaman söylediğimiz gibi gidip de bu telefonları 1000 lira vermek yerine üzerine 3-5 daha koyun arkadaşlar. Düzgün bir tane Android garantisi olan temiz sağlam bir şey bulabilirsiniz. İkinci el olsun, bundan çok daha iyi olacaktır kesinlikle. Biraz kasar belki kasmaz, bilemeyiz orasını ama en azından PUBG'yi yükleyebilirsiniz. Gelen çağrıyı cevaplarsınız, düzgünce internette falan gezinebilirsiniz. Bunda öyle bir şans yok arkadaşlar. Paranızı boşu boşuna çöpe atmayın diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte çakma bir telefona oyun, uygulama falan yüklemeye çalıştık arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz hemen sol altta bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yine kafanıza takılan bu telefonda şunu da dener misin bizim için vesaire dediğiniz şeyler varsa da mutlaka yorum bölümüne yazın. Aynı reklam yine geldi, al yine oyna diyorum. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Uçan telefon testi bak.